Günaydın. Evet, yeni kalktık. O yeni kalktığımız belli olduğu ışıklardan şöyle yapalım. Evet, ışığı böyle yapalım. Evet. Hepinize günaydın. Yeni bir günden merhaba. Tabi bu saat kaçta yayınlayacağım bu videoyu bilmiyorum ama yeni bir gün. Çok şükür. Bugün de umarım güzel bir gün olur. Hem sizin için hem benim için de. Umarım uyanmışsınızdır uykucular. Çayımızı demleyelim. Birazcık içeride otururuz sonra yeni kalkınca. Çay içmeden de duramıyorum kahvaltıda gerçekten. Sıcak olmuş. Tekrar bir açalım bakalım nasıl buradan da. Güzelse ev havalansın. Ay çok güzel. Çok güzel. Bugün enerjimiz yüksek olacak. Menemen yapacağım. Bu tarz böyle şeyler var, soslar var elimizde. Biberli işte domatesli bunları yazdan hazırlanıyor. Bu şekilde minik kavanozlarda kavanozlayınca da istediğiniz şekilde direkt böyle tavaya. Gerçekten çok pratik oluyor. Eminim sizin de anneleriniz, teyzeleriniz işte beraber yapıyorlardır. Ben de çok seviyorum bu tarz böyle şeyleri de. Hem de yazdan olunca da şöyle. Gerçekten rengi falan efsane güzel. İçerisinde biberi, acı biber, tatlı biber işte nasıl tercih ediyorsunuz? Tabii biz acı biber tercih ediyoruz. Biberleriyle beraber inanılmaz güzel. Renge bakar mısınız? Çok güzel oluyor. Artık ama bunların tüketilmesi gerekiyor. Çünkü yaz gelmeye başladı. Yeni domateslerden çok güzel şeyler olacak. Bugün kahvaltımız gördüğünüz gibi zeytin, peynir, çay, birazcık da ekmek. Tabii ki de olmazsa olmazımız. Aşkı Memnu eşliğinde. Eminim sizinki de orada oluyordur. Burada da ben varım. Aşkı Memnu. Firdevs Hanım'ın uyanmasını kutluyoruz Adnan'cığım. Uyandı Firdevs Hanım. Çok mutluyuz. Ah Bihter'cim. Aha Adnan'cığım başına gelecekleri bilmiyorsun Adnan'cığım. Geçen gün yani bundan bir önceki videoda markalardan gelen yani Avon'dan gelen ürünleri çekmiştim ama yerleştirmemiştim. Onları da izlemediyseniz açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Şimdi eğer bunları yerleştirmesem çok dağılıyor. Genelde şampuanlarımı ve saç kremlerimi işte vücut ürünlerini en alttaki çekmeceye koyuyorum ki kaç tane olduğunu, hangileri azaldığını falan düzen sayesinde görebiliyorum. O yüzden tekrardan bunları da en alt çekmeceye yerleştireceğim. Şöyle. Duş jeli, şampuan gibi ürünleri işte o tarz yerlere koyuyorum ki yani dedim birkaç tane ürün olduğunu rahatlıkla görebiliyorum. Sonra Avon'dan bir tane daha kutumuz vardı. Şunu öncelikle bir şeyler falan koyayım. Şurada kutularım var. Onların içlerinde genellikle dolu oluyor. Bir şeyler koymak falan istediğimde onların içine şey yapıyorum. Daha rahatlıkla oluyor. O yüzden mesela bu kutuyu da atmayacağım ki değerlendirebilirim diye düşünüyorum. Onu da tekrardan buraya alacağım. Bu kutu o kadar sağlam bir kutu değil. İçerisinden çıkanları ve şunu atabilirim ve şunu tekrardan atabilirim. Zaten kutuda yırtılmalar falan olmuştu. Bunu da hemen şurada aksesuar dolabım var oraya alayım. Burada ürünleri de burası biraz dağınık. Birçok markanın ürünleri var burada. İşte maskara var, ruj var. Bunları da düzenlemem gerekiyor. Onu da buraya alalım. Dedim ki bu çöpe gidecek. Bu kutuyu da atmayacağım. Çünkü bu kutuyu da çok beğendim. İçindeki ürünleri alalım. Maskara vardı biliyorsunuz ki bunun içinde de. Maskaramızı buraya şey yapıyorum. Ve tüyler vardı. Bu tüyleri de aklınıza bir şey geldi mi? Bunları nasıl değerlendirebilirim? Çok güzeller çünkü. Bunları bir değerlendirmek istiyorum. Aşırı derecede güzeller. Bunları da bir kutunun içine almak istiyorum. Tekrardan tüyleri bu kutunun içine aldım. Bunu da kapatıyorum ki bunları aklımda bir şey olursa ya da sizin aklınıza bir şey gelirse yazarsınız. Bunları bir değerlendiririz diye düşündüm. Şimdi giyindim, hazırlandım. Beraber halamlarla beraber köye gidiyoruz. Biliyorsunuz daha önceden gitmiştik oraya paylaşmıştım. Güzel kocaman bir alan, yemyeşil bir yer zaten. Kişisel bir alan sadece üçümüz oluyoruz. Oraya gidiyoruz işte haftada. Onlar 2 günde, 3 günde bir gidiyor. Çünkü orada tavuklar var, görmüşsünüz hayvanlar var. Ben de haftada bir kere ya da 15 günde bir kere falan gidiyorum. Güzel de hava değişikliği doluyor. Bugün de hava güzel olunca bakalım oralara gidelim dedik neler var neler yok diye bir bakalım arkadaşlar. Siz de benimle geliyorsunuz. Güzelce bir yeşillik görün diye düşündüm. Sizin de bir içiniz açılsın. Geceler sardı, acılar sardı.
geldik tekrardan. Şimdi tavuk açma törenimiz. Evet, buyurun erişteciğim. Geliyorlar. Gelmiyorlar. Heh. Kız, hoş geldiniz buduklarım. Horoz da geliyor. Kızlar geldi. Hadi saldırın bakalım. Şimdi ben de burada oturdum, kahve içiyorum, kurabiye yiyorum. Ama şu ağaçlara bakar mısınız? Nasıl güzelleşmişler bu ağaçlar. Bayağı bir güzelleşmişler. Çok güzel ya, gerçekten bahçe bayağı güzelleşmiş. Oh, enerji depoladık gerçekten. Şu açı daha güzel galiba. Maskem de burada duruyor yani. Burada bir sıkıntı yok zaten. Eldivene falan gerek de yok. Böyle günümüz güzel geçiyor. Umarım sizin gününüz de güzel geçiyordur arkadaşlar. Size biraz bahçeden şöyle ağaçlarımızı göstereyim. Ay ben çok parladım. Döndüreyim göstereyim. Biraz da siz de bakın şu güzelliklere. Arkadan horozların sesleri, kuşların sesleri, arılar da burada. Ve elektrik süpürgesinin şu an sesi geliyor. Halam temizlik yapıyor içeride. Arıları da rahatsız etmeyeyim burada. Güzel ya, gerçekten çok güzel hava. Şöyle bir gökyüzünü göstereyim size. Siz de içiniz şöyle bir rahatlasın. Güzel ya, bakın. Köy evi. Bunlar armut ağacı. Ay bak arı. Ay ne güzel bir görüntü oldu. Şunun güzelliğine bir bakın. Şimdi yemeğimizi yedik. Közde kahvemizi yapıyoruz. Son sizi köyde, közde kahve yaparken bıraktım. Acaba çay da yapmıştık. Oraları da çektim mi hatırlamıyorum artık, bilmiyorum. O kadar güzel bir temiz hava vardı ki resmen temiz hava çarptı bizi. Ben uykucu moduna girdim arkadaşlar. Sonra işte güzelce bir gün geçirdik. Umarım siz de videoyu izleyerek keyifli, güzel bahçemizin tadını çıkarmışsınızdır. Bence güzel de oldu. Bence güzel, rahatlatıcı da olabileceğini düşündüğümden dolayı her gittiğimde, işte haftada bir kere, 15 günde bir kere gittiğimde sizleri de yanımda götürmek istiyorum ki siz de böyle içiniz benim gibi huzur dolsun. Yani bu zor günlerde birazcık da böyle evlerimizde sizlerin de yanınızda olduğumuzu birlikte hissetmeniz için her köye gidişimde siz de benimle beraber geleceksiniz. İşte haftada bir, 15 günde bir, bilmiyorum yani. Onun haricinde dediğim gibi zaten evdeyiz falan filan, yani güzelce oldu. Güzel de oldu. İşte geldim, eve duşumu falan aldım. Sanki böyle çok yorulmuşum, çok iş yapmışım gibi. Hani üzerinde böyle temiz havanın çarpmasının da bir etkisi olur ya, o şekilde oldu. Bayağı da güzel bahçe olmuştum. Ya bayağı çiçekler falan, böyle yeşillikler çok güzel bir şekilde olmuş. Dediğim gibi güzelce bir gün geçirmiş olduk. Güzelce yemeğimizi, kahvemizi, çayımızı falan içtik. Ama ben şu an uykucu moddayım. Uykucu şirin oldum. Uykucu şirin oldum yani. Böyle ev kıyafetlerini giyeyim, duşumu alayım. Gerçekten en rahatlatıcı şey olabilir. Duş ve evden sonra ev kıyafetlerini giymek gibi. Yani şu pufudukları giymek o kadar rahatlatıcı geliyor ki. Hatta makyajsız yani. Bazen makyaj yüzümde bile sanki böyle bir ağırlık yapıyormuş gibi hissi falan oluyor. Artık sizde de öyle oluyor mu bilmiyorum ama böyle yüzde bir ağırlık hissi, makyajsız falan direkt gidiyorum. Hiç gerek yok falan durumları oluyor. Öyle bir şekilde günümüz bugün de karantina günlükleri kaçıncı videosundayız artık, onu da bilmiyorum yani. Bayağı bir günlerde şaştı, artık saymayı da bıraktım ama başta yazıyorum, bilmiyorum belki bundan sonra yazar mıyım onu da bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum şu an. Evet, kapanış vakti geldi. Umarım siz de videoyu sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Güzelce bir gün geçirdiğimizde sizlerle paylaşmak istedim.
Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Zil kısmını da açarsanız anında video yüklediğimden haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Sedef Coşkun ve Sedef Öneriyor Instagram hesaplarım var. En güncel bilgileri oradan ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.